Aa Sözen, o Yılmaz. O zaman kupon hazır gibi, adam başı 50 şer kağıt, bence işimizi görür be. Yok canım, oldu. Ne 50'si ya? Bende 20 liradan fazla yok yani. Para bitti ya, kabzımala verdim olsun. Yetmez o ya. Ya küçük kupon yatarız hemen o açıdan yani. Nasıl yetmiyor ya? 20 lira ya adam başı. 6 kişi 120 lira yapar ya, yeter ya. Aa Kazım da geldi. 7 kişi olduk. O zaman ne yapalım? 40'ar liradan 7 kişi 280 lira yapar. Bizim işimiz olur ya. Bence olur. Pamuk eller cebe lan. Ne yapıyorsunuz bakayım siz burada ya? Ne yapıyoruz be ya? At yarışı, altılık oynuyoruz. Çok güzel bir tüy aldım Seyist'ten yani. Vallahi çıkarsa direkt Roma'da hamam açarım. Roma hamamı olur. Güzel, benim yerime de ver borcumuz. Yok canım, oldu. Zaten bitti. Bütün param bitti ya. Ver ver. Hadi bakalım. Para bakalım. Kıvranma be ya. E çıkmazsa da artık hamam parası olur. Vallahi at koşar baht kazanır derler. Usta sen bana ver kuponu, ben Ganyan Bey'ine yatırıp geleyim. Tabii tabii. Sen önce şu paralarına bakayım bir. O muslukları yapacağınız hepsini tek tek yapacaksınız onu. Onları halledin. Sen şu faturaları al bakalım bir. Git onları yatır. Tamam mı? Hadi bakalım. Faturaları halletsen. Verdim faturaları sana. Kızım kafamı dağıttı be ya. Al. Vay arkadaş, milleti üç kağıta getirdin ha? Ya yakışıyormuş senin gibi ustaya. Peki benim gibi ustaya böyle zil dolaşmak yakışıyor mu? 5 para yok cebimde. Ben bugün Tesla'dan Edison'dan sonra dünyada 3. büyük bilim adamıyım. Dersen biraz iddialı konuşmuş olurum ama ya ne yapalım oğlum ya? Ne yapalım? Faturaları yatırmamız lazım. O yüzden al bakalım, sen hallet bu işi. E millete ne diyeceksin? Ne diyeceğim? Vakti zamanında, evvel zaman içinde onların da bana söylediğini söyleyeceğim. Yandık puanlar be, vallahi bitti. Vekiller gelmedi, atlar ağlıyor, isyan falan. Öneceğiz, öyle kapanacak konu, gidecek. Hadi bakalım. Ya atlar gelirse usta? Hiç güleceğim yok İsmail be ya. Ama hala da gülüyorum. Deli miyim, neyim ben artık anlayamadım ama nereden gelecek bu atlar? Allah'ını seversen. Onlar eşek hepsi ya, vallahi. Benim beygiler gelmez. Hadi bakalım hadi. Usta, benim 40 lira vardı, o ne olacak? Ne bileyim, 40 lira vardı, ne olacak? Benim de 40 liram var. Böyle ortak imece iş hallediyoruz yani. Aynı dükkanda yaşamıyor muyuz biz? Biz bir yolcu değil miyiz yani? Kusura bakma, senin de haftalığını verirdim. Geçen hafta ayarlayacağız. Hep beraber yaşıyoruz burada. Halledeceğim. Hadi oğlum. Koş. Koş oğlum. Hayır oğlum, gel lan! Oğlum koş! Beyler, koş. Son düzlüğe gidin! Koş! 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 Zengin olduk, zengin. Devirin lan! Devirin lan her şeyi! Yok! Borcum borç, vallahi vereceğim be ya. Ya gerçekten vereceğim, hiç merak etmeyin. Yani bakın Kemal Beyciğim, yani cuma sonu kimin parası kalmış affedersin? Sık dişini biraz sen de be ya, tamam. İşinde kalmamış porselenciye de borcum varmış, ödememişsin sen de onu. Aksatma. Hadi ben telafi edeceğim, tamam. Hadi bakalım. Of! Toptancı arıyor be ya. Borcumuz var. Onu böyle kafamıza mı kakıyor nedir artık, ne bileyim ben. Hepsi cizildiler sıraya be. Senin için para bulmak sıkıntı mı usta? Yaparsın bir ortak kupon daha, toplarsın parayı. Yalnız bu sefer ben yokum, ona göre. Bak bak bak, ustasına laf sokmaya çalışan çatal dilli soluk benizli uk diyeceğim ama hiç içimden gelmiyor. Nasıl bir adamsın sen be ya? Sen benim donanımlarımı bilmiyor musun? Ben bu donanımlarla yemin ederim NASA'da mı artık, ne bileyim masada mı bir yerde oturmam gerekiyordu böyle. Ne bileyim bilimle ilgili bir şeyler yapmam gerekiyordu. Bulunan o 7 gezegenin neden 6 tanesi dünyaya benziyor diye düşünmem gerekiyordu. Bir bilim insanı olarak ağırlamak bu dünyada çok hoşuma giderdi. Alkışlasalar, omuzları atsalar bayılırdım ama gel bak. Bayılır inşallah, ne olur ya. Sen... Dur bakalım. Sen bizim servetimizsin. Bu hesap seninle gurur duyuyor. Adamsın lan çıkan işlerine. Cuma! Vallahi sağ olun, gözlerimi yaşarttınız. Bir bilim insanı olarak beni bu kadar kadrimin kıymetinin bilinmesi çok hoşuma gitti. Teşekkür ederim. Sonunda anladınız beni be. Gel gel gel. Gel gel gel.
Ya yaptın ya! Sen bizim Allah razı olsun. Çok teşekkür ederim. Bütün Balat halkını kutluyorum. Sağ olun bana bu duyguları yaşattığınız için. Kardeşim benim. Asıl sen bize bu güzel duyguları yaşattığın için biz sana teşekkür ederiz kıymetlim. Ne oldu, hayırdır inşallah zenginlik falan, bu amamcı beni öptüğüne göre hayırlı bir şey yok ortada. Gözün aydın Zuma. Kupon tuttu. Çıkar da bir selfie yapalım. Hadi lan. Hadi hadi. Hangi kupon be ya? Beygirler geldi mi kan? Oğlum ne beygiri lan? Eşeklerin hepsi geldi, senin eşekler geldi lan. Tuba! Sevinçten bayıldı bu ha! Bayıldı lan! Bayılma zamanı değil, ayılma zamanı oğlum! Kalk ya! Benim bir pilav üstü kuru vardı, ne oluyor ya? Cuma, Allah yürü ya kulum dedi. Evet. Ama sen bayılıyorsun. Kupon nerede? Kupon nerede? Buraya mı koydu kardeşim? Gidelim, paraları tahsil edelim. Nerede kupon ha canım benim? Nerede? Oğlum kalk. Gidelim, eğlenelim oğlum, eğlenelim. 280 gün çıktı lan! 280 gün mü çıktı? Cuma bayılma zamanı değil. Oğlum ya bırak. Bayılsın bize parayı ya. Kuponu ver bari be. Kuponu ver. Hadi. Kupon yok be ya. Nasıl yok lan? O kupon hiç olmadı. Hiç ben o kuponu yatırmadım. Vallahi billahi inanmıyorsanız ismaili sorma. Oğlum sen bize iş mi koyuyorsun, iş mi atlatıyorsun lan? Parayı tek başına indireceksin değil mi şakal? Hayır be. Vallahi doğru. Ustam o kuponu yırttı attı. Parasından da faturaları ödedi. Benim 40 lira da gitti. Ulan sen bize kölet mi atıyorsun lan? Yok olur mu her şey ya? Ben şimdi size tane izah edeceğim. Aslında biz... Onu bırak lan! Cuma! Geçine saygı! Lütfen! Olay şiddetle çözülür. Ben size söylüyorum. Hayır! Bakın bir saniye. Hayır mahalleli! Konu bildiğiniz gibi değil. Bir saniye bu kadar acımasız olur mu bir insan ya? Hayır! Bir tane lütfen! Ama siz haksızlık ediyorsunuz. Bakın yapmayın ama ya! Bir şey anlatacağım. Dur. Yok şey be, tamam. Arkadaş arasında bir gerginlik oldu. Rahatsız etmiş gibi de değiliz. Maşallah yaymışsın. Oo. Hadi bakalım. Devam. Her şey kontrol altında. Sakin. İsmail alacağım olsun senin. Vallahi seni şahit mahit yazmamak lazım hiçbir yere ben. Bütün mahalle saldırdı, öyle iç, gel git baktın. Bravo sana be. Alkışlıyorum. Ustanı bu kadar desteklemeni ben gerçekten alkışlıyorum. Kim arıyor bu saatte beni ya? Lan var ya. Bir dakika. Ne yapıyorsunuz ya? Şiddet var. Yemin ediyorum şiddet var. Ne kadar sürdü? Ne oldu? Ne? Anlamadım ben de ama beni kum torbası gibi dövdüler ve yemin ederim Takunya ile kafama vurdular. O Kasım var ya. Benim vallahi imajım zedelendi ama. Gerçekten benim imaj zedelenme durumum var. Ben bu sıkıntı servise çıkamam. Yani ekmek param mı oynuyor bunlar benim? Gerçekten ekmek param mı oynuyorlar? Senin yediğin altın yanımda bu hiç kalır usta. Az bile yaptılar sana, az. Tüküreceğim ama mecalim yok, yemin ederim sana. Allah, sen kimden yanasın be ya? Ha? Benden yana mısın, ondan yana mısın? Kimden yanaysan yalan yanlış konuşuyorsunuz. Alacağım ben intikamı ama. Dur sen, dur. Şu telefonu ver bakalım bana. Al telefonu eline, ara bir bakalım. Bu ne hal Cuma? Kamyon mu geçti üzerinde? Şimdi babacığım, size baba diyebilir miyim? Babaların babası. Babacığım bunun orijinali aslında kedi değil miydi be ya? Tavşan, siz Angora işine mi girdiniz acaba? Onda büyük para var diyorlar. Doğruysa iyi valla, tamam. Şimdi o, yani orijinali tercih etmiyorsanız o da zevkiniz tabii. Yapacak bir şey de yok. Siz hani demiştiniz ya, yani başınızdan kaza geçtiğinde hani hayatınızı kurtardığında dile benden ne dilerseniz demiştiniz o gün böyle. Hatırladınız değil mi? Sizden iki fedai diliyorum ben baya. Başka şey istese de ne yapacağım fedai? Başka şey mi istiyorum ya? Ne yapacağım fedai? Başka şey mi istiyorsun?
Yok be ya, fedai. Ben fedai istiyorum iki tane. Görmedin mi esnaf ne hale çevirdi beni? Ha, hayati mesele mi var? Bu adamlar sana düşman mı? Artık bir durum burada, o adamlar benim Artık ben onlara düşmanım be ya. Artık onlar benim düşmanım. Görmüyor mu halim be ya? Benim imajım falan mahallede... Ben artık yürüsem yürüyemem. İmajım ne oldu benim be? Benim ekmek param boşluğumlar be ya. Babacığım ekmek param boşluğumlar alam be ya. Versin ya. Bunların kulaklarını çekmek lazım yani. Asılacağım böyle cahat diye eşek kulağı yapıncaya kadar onları çekeceğim. İntikam şart be ya. Tamam, tamam. Bu iki adam bundan sonra sende. Eyvallah baba. Büyüksün valla. Gerçekten baba ya. Çocuklar, Cuma ne derse yapın. Ama abartmayın fazla ha. Bundan sonra onu baba bilir. Ama abartmayın. Cinayette gelmeyin karşıma. Cinayette. Yok o kadar da sumanı değil be ya. Olur mu öyle şeyler? Bunlar benim artık evlatlarım öyle mi? Babayım ben de ya. Şu genç yaşımda bana ruhunu tattırdığınız için ayrıca çok teşekkür ederim. Lan lan biz gidelim o zaman. Ben izninizi rica ediyorum. Hadi bakalım. Arabanın anahtarını aldın değil mi? Hadi bakalım görüşmek üzere. Takipleyin lan beni. Hey! Gel bakalım canım buraya sen. Sikiniz gelin bakalım. Hey ne hey ulan? Ne iş lan? Ha? Biz sana ortalıkta görünme demedik mi? Ha? Ata ağızlı. Çübeçü hey! Ağır olun bakalım. Bundan sonra mahallenin raconu benden sorulur, haberiniz olsun. Tamam mı? Değil bana böyle yan gözle bakmak, fıske falan vuranın. Vallahi acıyorum haline. Allah Allah, bak sen Cuma ertesi yasalarını bildiriyorum. Bir, her türlü racon tedavülden kalkmıştır, haberiniz olsun. İki, benim en ufak kılıma bile zarar veren çok ağır bir şekilde cezalandırılacaktır, haberi olsun. Eğer buna uymayanlar olursa sanmıyorum hiç uyarılmadan cezalandırılacaktır. Ayağına bizzat sıkılacaktır. Sıkarız. Sıkarlar. Bay, bay, bay. Miroğlu kanunları ha? Kardeşim, yani severim ama ilgilenmem. Anlatabiliyor muyum? Sen ne ara bitiririm oldun be anam? Anamlı babamlı konuşmalar bayramda bile sormazsın anam babamlı. Ne oldu sana be ya? Ha? Senin dilin fazla uzamış bakalım Sela. Tutun bakalım şunun bir rot balansına bakalım. Lan. Ne oluyor lan? Şşş. Lan. Hayır, ne oluyor lan? Dur lan. Dur. Lan. Ne oluyor oğlum? Bağır bağır lan. Bundan sonra Cuma Usta'ya lafluk yapan var ya. Rengini ver. Ulan sen görürsün lan. Sen görürsün lan. Hadi bakalım görev bölgelerinize. Hadi. Lan Cuma. Tut. Silah çıktı, mertlik bozuldu. Gelseniz lan. Tut. Silahsız lan. İçeri. Gir içeri. Hadi lan. Gir içeri. Gir. Sen de gir lan içeri. Kapa bakalım dükkanı. Tatil. Bugün mahalle tatil. Selo. Ne oldu? Az önce kulağıma bir şeyler çalındı. Vukuat mı çıktı? Bizim Cuma ya. Yanına iki tane koruma almış. Racon kesiyor lavuk. Bir günde mafya olmuş ibibik. Vay be. Ulan delikanlı olunmaz, delikanlı doğulur oğlum. Öyle yanına iki tane mafya almakla delikanlı mı olunuyor lan mahallede? Cuma! Hop, nereye? Dükkana geldim. Ben burada çalışıyorum da siz kimsiniz? Soru sorma, kaldır kullan, üstünü arayacağız. Bizim dükkan ne zaman AVM oldu ya? E kaldır kullanın, çok soru sorma. Kalkık zaten, dikkatli bakarsan. Temiz. Tamam, geç içeri. Ben temizim de siz bir parça kirli duruyorsunuz. Anlamadım. Usta, ne oluyor bu? Adamlar kim? Sabah şerifler, hayırlı olsun İsmail Bey. Hoş geldiniz. Hadi kalk bakalım, hazırlan, işe çıkıyoruz. Hadi. Ustacığım, daha yeni geldim. Bir soluklanayım, bir yudum çay içeyim. Hey! Paşama baksana be ya. Çay içeyim diyor bir de. Şişt, çocuklar, al bakalım şunu bir. Bir şeyler ısmarlayayım, bir kendine gelsin. Ne oluyor ya? He? Tamam, bir saniye. Tamam, sakin olun. Bu nasıl bir güç lan?
Yok bir şey be ya. Motive ediyor arkadaşlar seni. Bak nasıl ayaklandın bir anda. Tamam tamam sakin ol. Böyle gideceğim tamam. Hadi bakalım bir ince geçin. Tamam usta. Ya üstünden dur, üstünden. Dur lan! Dur lan! Yalnız kırık istemiyorum haberiniz olsun. Morcuk morcuk yapıp bırakın onları. Ha? Bu racon meselesine tam olarak benim kafam basmıyor ama ben klasiklerden giriyorum. Tuzsuz Deli Bekir gibi giriş yapacağım. Okey, uyan size. Hadi bakalım. Havada uçan, karada kaçan, anasının koynundan kız kaçıran. Bu lan bana yap bakan. Lan manyak mısın oğlum? Ne bağırıp duruyorsun mahallenin ortasında? Opera mı zannettin burayı? Bağırırsam ne olacak be ya? Vallahi bu takunyayı senin kafana çaktım mı yürüsün ha? Öyle mi ya? Yani bağıracaksan gel hamamda bağır. Oranın akustiği daha iyi ya. Gel, gel kurna başında bağır, gel. Hadi bakalım. Hadi sen mekanına o kurnaları güzelce yıka sil. Hadi bakalım, hadi. Şşt, Miço. Bundan sonra folluğa düşen ilk yumurta benim. Sıcak sıcak yiyeceğim ben onu. Selo, demliği ilk açtığın çayı bana vereceksin Ergün. Cilalı. Bundan sonra ayakkabılarım pırıl pırıl olacak. Bu ne hal böyle be ya? Zehir. Sebzenin, meyvanın en organiğini bana ayıracaksın, tamam mı? Bundan sonra herkes bu yüzüğü öpecek, beyat edecek. Anlaşıldı mı lan? Hey! Ancuma, ne anırıp duruyorsun la çarşının ortasında? Anırmıyorum be ya. Racon kesiyor. Bundan sonra mahallenin raconu benden sorulur. Bu yüzüğe biat etmeyen esnaf artık ekmek yiyemez, haberiniz olsun. Oğlum yüzükle racon kesilmez, nikah kıyılır. Benim asabımı bozma. Buradan bir çakarım sana, yeri öpersin vallahi. Ne oluyor ya? Şşş, yeri öptürün bakalım şuna bir. Meraklı madem, bir kendine gelsin. Hadi bakalım, hadi bakalım. Bir dakika ya, bir dakika, bir dakika. Mevzu yüzük mü? Al, bende de var yüzük. Bak, bak. Hatta ben bunu arada bak böyle döndürüyorum. Ne oluyor? Bu yüzük böyle içeri dönüyor. Böyle içeri, böyle döndürüyorum, böyle yapıyor. Hadi oğlum dua edin. Bak yeni doğmuş bebeğim var. Yoksa ikinizi de komaya sokardım burada ha. Patronuma da söyle gelsin alsın bunu benimle. Hadi. Şu mu dükkan? Evet baba. Beyler, tamam sakin. Benim yeğenlerimi pataklayan adam sen misin? Sen de büyük şefsin ha. Tüm bu curcuna onun için miydi? Benim ne olacak? Rövanşa mı geldin? Konuşmaya geldim. Buyur konuş. Nedir mesele? Mesele yok. Mesele kapandı. Cuma bizim kaç yıllık esnaf arkadaşımızdır. Ama senin yeğenleri yanına takmış, mahallede posta koymalar, racon kesmeler. Yok efendim bu yüzüğü öpeceğiniz, bana biat edeceksinizler. İki tokat hak etti yani. Mevzu bu. Ama evveliyatı var, değil mi? Burada Cuma'yı dövmüşler. Hak etti ya, hak etti. Hak etti sonra ya. Tamam beyler, alo, alo. Tamam ya, konuşuyoruz. Adamın gururunu incitmişler. Ne yapsın? Keser tabii racunu. Yeğenlerimi ben gönderdim. Benim bir can borcum var Cuma'ya. O iş öyle değil. Cuma odaya hak etti. At yarışı için milletten para topluyor. Parayı cebine atıyor. Ondan sonra kupon tutunca da kurduğu tezgah ortaya çıkıyor. Mahalleli de bunu bir güzel dövüyor. Mevzu bu. Doğru mu oğlum? Doğru baba. Doğru tabii ya. Doğru tabii ya. Tamam, doğru. Hayır, tamam, tamam beyler. Tamam, sakin. Anlaşılan Cuma zıvanadan çıkmış. İyi bir ders olmuş ama. Vallahi bizde hasımlık yoktur. Dayak dediğimiz şey erkek tımarı sonuçta. Yani öyle gurur incitecek falan bir mevzu yok. Sen delikanlı çocuksun. Belli. Sevdim seni. Eyvallah. Bizim yeğenler de Cuma ne dediyse tak diye yapmış. Kabahatin büyüğü bizde. Olur olur. Bir şey değil. Artık ona koruma falan yok.
çok isabetli olur. Yani Cuma'nın hayrına olur. Neden dersen, şu dünyada dayak atmak kadar dayak yemek de var. Yani dayak yemek insani bir hak. E şimdi senin yeğenlerle takıldığı zaman Cuma bu insani haktan mahrum kalıyor. Anlatabiliyor muyum? Güzel söz. Sevdim seni delikanlı. Başın ne zaman sıkışırsa bana gel. Eyvallah. Gerek yok. Biz bileğimizin gücüne güveniriz evvelallah. Sözüm baki. Ne zaman gelirsen her daim kapım sana açık. Eyvallah. Senin de yumurtaya falan ihtiyacın olursa hiç çekinmeden şey yapabilirsin. Evlere de sen. Oğlum bir tane kart getir orada. Evlere servisimiz falan da var yani, şey olmasın. Şöyle kartı da vereyim sana. Emanet de ver. Şu da senin oğlanın oyuncağı. Ha, ben arkadaşın kolunu kırdım gerçi ama sen yine de bir kulağını bük istersen. Ben öyle olmadık yerde kime silah çekip kime çekmeyeceğini de öğrensin. Eyvallah. Biliyorsun kapım her zaman açık. Hayırlı işler. Eyvallah. Hadi bekleme yapma hadi. Hadi abi. Hadi. Niye bırakmıyorsun sıkıyı usta? Bunlara mı özeniyorsun lan sen? Bunlar gibi yancı çakal mı olmak istiyorsun? Lan! Dur içeri, adamın asabını bozma. Beyler, atış serbest la. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.